Merhaba, ben Kütahya Bilim ve Sanat Merkezi Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden Seher Kızıltepe. Uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında bugün sizlere 5 ila 7 arasındaki çocuklara hitap eden Scratch Junior blok tabanlı kodlama yazılımından bahsedeceğim ve küçük bir uygulama yapacağız. Scratch Junior programı 5 ila 7 yaş arasındaki çocuklara hitap eden, onlara kodlamayı sevdiren, interaktif ve hikayelerini anlatmalarını, animasyon yapmalarını sağlayan bir yazılımdır. Ücretsiz bir yazılımdır. Sadece Scratch'ten farkı Windows işletim sistemlerinde çalışmamaktadır. Akıllı cihazlarda, tablet ve telefonlarda kullanılabilir. Eğer akıllı cihazlarımızda Android işletim sistemi varsa Play Store'lardan, iPhone veya iPad kullanıyorsak App Store'dan ücretsiz olarak bu yazılımı indirip kurmamız mümkündür. Dilerseniz şimdi programı tanıyalım. Programı indirip kurduktan sonra karşımıza şöyle bir ekran geliyor. Programımızın küçük kedi simgesi, altında ismi, sol tarafta projemizi götüren ev ekranı, sağ tarafta ise program hakkında kısa bilgi veren küçük bir video var. Buraya geçmeyeceğiz biz. Dilerseniz örneğimizle birlikte programı tanıyalım. Programa girmek için ev simgesine parmağımla ya da mouse'umla çift tıklıyorum. Şu an herhangi bir projem olmadığı için sayfam boş. Yeni bir proje eklemek için sol taraftaki artı butonuna beni karşılayan sayfada ilk olarak kedi simgesi yer alıyor. Yani kedi karakteri. Scratch genelde kedi karakterini üzerine odaklandığı için ilk projelerde her zaman kendi karakterini getirir. Bunu silmemiz veya değiştirmemiz tabii ki mümkün. Ekranı kısaca tanıyacak olursak, sol tarafta bulunan kısım karakterlerimizi ekleme ya da silme kısmımız. Bakın burada kedimiz olduğu için şu an karakter olarak sadece o gözüküyor ve altında yeni bir karakter eklemek için artı butonunu kullanacağız. Sağ tarafta yani kedinin arkasında bulunan arka plana biz sahne diyoruz. Sahneyle ilgili işlemlerin yapıldığı üst tarafta çeşitli düğmeler yer alıyor. Dilerseniz önce buna basalım. Gördüğünüz üzere ekranı tam ekran haline getiriyor. Tekrardan çıkmak için bu kağıt butonuna basabiliriz. Yanındaki ekranı çeşitli x, y koordinatlarına göre ince ayarlar olarak çalışmamız için ızgara haline getiriyor. Dilerseniz basıp tekrar kaldırabilirsiniz. Hemen yanındaki düğme tablo şeklinde olan arka plan ekleyeceğiz. Yanındaki yazı eklememizi sağlıyor. Diğerlerini de program içinde kullanacağız. Hemen aşağıya geçelim. Şu an geçerli bir karakterim olduğu için bakın burada kod bloklarım yer alıyor. Bu kod blokları çeşitli renkler altında küçük çocuklara daha kolay öğretme adına çeşitli renkler altında toparlanmış. Sarı renk bloğum, mavi, mor, yeşil, turuncu ve kırmızı olarak gruplandırılmış. Birazdan yapacağımız örnekte bu kod blokları ve içinde yer alan kodların ne işe yaradığını daha iyi anlayacağız. Dilerseniz örneğimize geçelim. Örneğimizde şöyle bir uygulama olacak arkadaşlar. Ay yüzeyinde bulunan bir astronotu uzay mekiğine bindirip tekrar dünyaya gönderme uygulaması yapacağız. Bu animasyon için tabii ki kedi şu an gereksiz olduğu için kedi karakterimi silmem gerekiyor. Peki bir karakter Scratch Junior'da nasıl silinir? Karakterimin üzerine veya şurada temsili olan isminin üzerine, butonunun üzerine parmağımla basılı tutmam yeterli. Bakın, basılı tuttuktan sonra onu silmek için çarpı butonum geldi ve karakterimi yok ettim. Yeni bir karakter eklemek için tekrar bunu kullanacağım. Fakat önce arka plan resmimi oluşturmam gerekiyor. Yani kompozisyonumu başlamadan önce nerede ve nasıl geçeceğine dair ipuçları vermem gerekiyor. Öncelikle üstte bulunan tablo simgesine basalım. Bakın burada galerimizde bulunan çeşitli arka planlar yer alıyor. Ben örnekten de bahsettiğim gibi altta bulunan ay yüzeyini ekrana getirmek istiyorum. Resmimi seçtikten sonra sağ üst köşede tik ifadesine basıp ekranımı bu hale getirmem mümkün. Bakın şu an tam ekran baktığımda artık benim arka planım ay yüzeyi haline gelmiş durumda. Arka planımı tamamladıktan sonra artık karakterlerimi getirebilirim. İlk olarak gökyüzü biraz boş gibi görünüyor. Önce buraya bir yıldız getirelim ve yanıp sönmesini sağlayalım.
Yıldız ya da herhangi bir nesne karakter olduğu için hepsini buradan ekliyoruz arkadaşlar. Artı butonuna basıyorum. Ve karşıma karakter listesi geliyor, galerim geliyor. Hemen altta bulunan birkaç tane yıldız türü var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Ben bunu seçtim. Yine yeşil tik ifadesine basıp getiriyoruz. Evet, yıldızımız geldi. Şöyle gökyüzüne, görünür bir yere getirelim. Yıldızımız geldikten sonra bakın burada bulunan bütün kod blokları artık onu kodlamak için hazır hale bekliyor. Şimdi öncelikle yeşil bayraktan bahsetmek istiyorum. Burada bir yeşil bayrağımız var. Bu bayrak benim animasyonları başlatmamı ve akabinde kırmızı bir butona dönüşecektir. Basınca da durdurmamı sağlayan bir buton. İşte öncelikle bunu kontrol altına almamı sağlayan bir kod gerekli. Bu da benim sarı bloğumda yer alıyor arkadaşlar. Bakın aynı ifade burada da var. Buradan yeşil bayrak tıklandığında komutumu alıyorum. Yaptığım bu kodlamalar tekrar hatırlatmak gerekirse bakın buradaki yıldızıma oluyor. Yani başka bir karaktere bu kodlamayı yapmıyorum. Yeşil bayrak tıklandığında yıldızlar gökyüzüne baktığımızda nasıl görünür? Büyüyüp küçülüyor gibi aslında parlar. Biz bu parlamayı yine büyüyüp küçülme gibi yapacağız. Büyüyüp küçülme bir karakterin görüntüsüyle ilgili olduğu için görüntüyle ilgili olan görüntü bloğuma yani mor simgeme tıklıyorum. Bu insan ifadesi olan üzerinde basıyorum. Bakın burada birkaç tane yine kodlamam geldi. Ne demiştik? Yıldızlar parladığı zaman büyüyüp küçülüyor gibi gözükür. Biz de o yüzden onları o şekilde kodlayacağız. Burada gitgide insanların büyüdüğü bir kod parçam var. Bunu getirip yeşil bayrağıma takıyorum. Bu şu anlama geliyor. Yeşil bayrağa bastığımda bu karakter, yıldız ya da her neyse iki kere büyüsün. Evet, büyüsün ama tekrar küçülmesi gerekiyor. Tekrar küçülme ifadesini getiriyorum. Bakın altında 2 var. Bu rakamları değiştirebilirim. Bastığım zaman sağ tarafta bir hesap makinesi açılıyor. Dilersem onları silip farklı rakamlar girebilirim. Bunları yine 2 olarak kalsın. Bunu eğer bunu yaparsak bir kere yani iki kere büyür, iki kere küçülür ve biter. Sürekli yapmak için sürekli ifadem kırmızı bloğumda yer alıyor arkadaşlar. Geri dönüşüm gibi bir simgesi var. Onu da bakın kapatıyor tamamen. Artık kodladım. Bakalım nasıl görünüyor. Tam ekran yapalım ve yeşil bayrağımıza basalım. Evet. Aynen benim dediğim şeyleri yapıyor. Yeşil bayrağı basınca iki kere büyüyor, iki kere küçülüyor ve bunu sürekli yapıyor. Durduralım. Tekrar eski ekranımıza dönelim. Evet, sanırım kodlama nasıl yapılıyor? Ufak tefek biraz başladık ve anladınız. Şimdi gökyüzüne bir de gezegen. Şu halkalı olan Satürn gezegenini getirelim. Ne dersiniz? Bunun için yine artı tuşuna basıyorum. Listemden adlarda bulunan Satürn resmini seçip tik işaretiyle ekrana getiriyorum. Onu da şöyle gökyüzümün köşesine taşıyalım. Satürn'de yıldız parlayacağı gibi Satürn'de dönsün. Onu kodlayalım. Bakın şu an Satürn turuncu bir şekilde yanıyor bu karakterin ve buna kodlayacağım. Eğer yıldıza basarsam bakın onun kodlama alanı burada. Nereye gitti derseniz kodlama alırız. Yıldızın içerisinde merak etmeyin. Tekrar Satürn'e geliyorum. Evet, Satürn gezegenimde yine yeşil bayraksız olmuyor. Yeşil bayrağı getiriyoruz. Yeşil bayrak tıklandığında belli bir sürede, bakın turuncu bloğa geliyorum. Orada bir zaman komutum var. Onu getiriyorum. 10 yazıyor. Bu sabit. Bunu silebiliriz ama. 10 saniyede hareket bloğundan hangi yöne döneceğini seçiyorum ve onu yanına takıyorum. Ama bu 10 saniyede bir dönmesi bayağı bir yavaş bir kavram. Onu tıklıyorum, siliyorum ve 1 olarak değiştiriyorum. Bu da 1 olarak kalıyor. Bu da aynı yıldızda olduğu gibi geri dönüşüm simgesinin yer aldığı sürekli komutuyla kapatıyorum arkadaşlar. İsterseniz hep birlikte izleyelim. Yeşil bayrağıma bastığım vakit bakın Satürn'üm dönüyor, yıldızım parlıyor. Yani ben kodlamaya ne yaptıysam onları yapıyorlar. Evet, şimdi asıl karakterim olan astronotu getireceğim. Karakter eklemeyi az çok öğrendik. Buradaki artı butonuna basıyorum. Galerimden en altta bulunan altlardadır sizin muhtemelen. Astronotumu seçip tikle getiriyorum. Astronotum ay yüzeyine geldi. Onu şöyle şuraya bir yere taşıyalım arkadaşlar.
Astronotumu uzay mekiğine bindirmem gerekiyor. Tabii bunun için bir de bize uzay mekiği lazım. Yine karakter olarak listemden uzay mekiğini seçiyorum. Evet, en altta seçtim. Tik işaretiyle getirdim. Uzay mekiğini de tam şöyle dünyanın altına doğru bir yere bırakın arkadaşlar ki oraya göndereceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi listemde bulunan astronotu kodlayacağım için önce ona tıklamış olmam gerekiyor. Bu çok önemli. Eğer başka bir karaktere tıklarsanız kodlamayı ona yapar. Astronota tıklıyorum. Astronotumu kodlamadan önce yeşil bayrağımı yine kod bloğumdan getiriyorum. Sarı alanda bulunan yeşil bayrak. Astronotumun yapacağı hareketten bahsedeyim arkadaşlar. Astronotum burada bulunan uzay mekiğine doğru adımlayacak, gidecek. Gitgide küçülecek ve kaybolacak. Yani içine binmiş gibi bir efekt vermeye çalışacağız. İlk olarak yeşil bayrak tıklandığında hareket bloğundan astronotumun mekik sağında olduğu için sağa doğru git komutunu alıyorum. Tabii bir adım yeterli değil, biliyorsunuz aradaki mesafe oldukça uzun. Bunun için şurada bulunan bir ifadesini şu hesap makinemde silip yaklaşık 10 adım olsa gerek. Şimdi deneyelim isterseniz. 10 adım olarak değiştiriyorum. Ve gitgide küçülen ifadeyi alıp onun içerisinde de yaklaşık 8 olabilir. Ve kaybolma, silikleşme ifadesini kullanıp sürekli hale getiriyorum. Evet, dilerseniz ne kodladığımızı bir görelim. Basıyorum yeşil bayrağa. Astronotum geldi 10 adım. Yeterli olmadığı için isterseniz mekiği bu tarafa çekin. Bu daha mantıklı. İsterseniz adım sayısını arttırın. Aynı şeyi tekrar basalım. Tam mekiğin üzerine gelecek şekilde yine mekiğimizi şöyle ya da mekiğimizi böyle alalım. Adım sayımızı arttırmamız, çünkü dünyaya gideceği için adım sayımızı da 13 olarak değiştirebiliriz. Buradan silip 13. Tekrar çalıştıralım. Evet, 13 uygun oldu. Tabii bu da sizin resminize göre değişebilecektir. Astronotun uzay mekiğine giderken uzay mekiğinde bu mesafe, yani bu süre zarfında biraz sıçrama hareketi yapsın. Astronot kendine gelene kadar. Astronot onun içine girip kaybolduğu vakitte uçmaya hazırlansın. Öncelikle uzay mekiğini seçiyorum. Artık astronotumu kodladım ve uzay mekiğini seçtim. Uzay mekiği için yine yeşil bayrak tıklandığında, evet astronotum için yeşil bayrak tıklandığında dedik. Ne yapacak? Sıçrama hareketi yapacak. Bunu arkadaşlar şurada bulunan turuncu blokta yer alan belli şarta göre tekrar et komutunu alıyorum. Ve bunun içerisine hareket bloğunda sıçrama hareketini yerleştiriyorum. Şimdi bunun ne anlama geldiğini anlatacağım. Bu şu anlama geliyor. İçerisinde bulunan komutu 4 kere tekrar et. Yani sıçrama hareketini 4 kere tekrar et anlamına geliyor. Daha sonra sıçradıktan sonra astronot muhtemelen onun içine artık girmiş olacak ve gökyüzüne doğru bir harekete başlayacak. Daha doğrusu dünyaya doğru bir harekete başlayacak. Yukarı doğru gitme hareketini alıyorum. Yaklaşık 8 adım civarı oluyor bu. Daha sonra gitgide gözden kaybolacak. Yine mor bloğumda yer alan gitgide gözden kaybolma. Bu da yaklaşık 6 kere uygun oluyor arkadaşlar. 6 kere gözden kaybolma ve silikleşme ve bunu da yine sürekli tekrar bloğuyla kapatıyorum. Dilerseniz ne yaptığımıza bir bakalım. Evet. Astronotumuz dünyaya gönderdik. Evet, tekrar hızlı bir şekilde bahsedersek arkadaşlar, Yıldız, Satürn, astronot ve mekik karakterlerini ekleyerek onların çeşitli hareketler yapmasını sağlayan kodları yerleştirdik. Yerleştirdiğimiz kodlarda bakın, yıldızımız parlıyor, Satürn dönüyor, astronotumuz mekiğimize binip dünyaya gidiyor. Durdurup tekrar başladığımızda bütün hareketler en başından tekrar edecektir. Umarım faydalı olmuştur. Evde sizler de bunu deneyip daha farklı örneklerde yapabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın.